söyleyebilirim ki gemiler ileri derecede donatılmış durumdadır. Öyle ki gemi denize indikten çok kısa bir süre sonra liman kabul testlerine başlayacak. Aksi takdirde zaten bu programı yakalamamız, bu kadar dar bir sürede gemileri inşa etmemiz mümkün olmazdı. Toplamda 10 tane olmak üzere ilk ikisinin üretildiği Hisar gemileri, Hisar serisi. Hisar ne demek? Bir ülkenin sınırlarını koruyan kale demek. Şimdi mavi vatan diyoruz, bu vatanın kalesi nerede? İşte bu vatanın kalesi arkamda gördüğünüz yerde. Şu an Akhisar ve Koçhisar gemilerinin denize indirilme törenindeyiz. Bakın, bando eşliğinde bir tören gerçekleştiriliyor şu sıralarda. Evet, gemilerin biri indi şu an ve diğeri bu noktada hemen. Zannediyoruz Akhisar o, Koçhisar buradaki gemi. Şimdi sıradaki gemimiz bu olacak ve bu da denize indirilecek. Bu gemilerin tamamı Mavi Vatan'da görev yapılacak. Sadece bu gemi değil tabii ki, hemen arka tarafta bulunan bir gemi daha var ki Pakistan'la yapılan anlaşmalar sonrasında burada inşa edildi. Babür gemisi şimdi bugün tören kapsamında Pakistan'a teslim edilecek ve onların envanterine girecek. Dost kardeş ülke Pakistan bütün dünyayı taradı. Türkiye ile bu konuda anlaşmaya karar verdi ve 4 gemi, ikisi Karaçlı, ikisi Pendik'te yapılmak üzere karar alındı. Şimdi ilkini teslim ediyoruz. Ben şöyle bir baktım, gerçekten emeği geçen İşte başta projenin başındaki Emre Bey olmak üzere bütün o yiğitleri alnından öpmek lazım. Çünkü biz yakın zamana kadar bunları sadece biz filmlerde veya işte bir takım fantezi hikayelerde dinlerdik. Batı böyle üretiyor, şöyle yapıyor diye. Şimdi onları geçtik. Ben az önce Emre Bey'e sorduğumda bu neredeyiz dünyada bu işte diye, ilk beşin içindeyiz hocam dedi. Benim yürüyüşüm, duruşum bir kez daha değişti. Yürüyelim, evet. Ve hemen şu noktada bizi bir gemi karşılıyor ki burada Pakistan'la yaptığımız anlaşma sonrasında Türkiye'de denizcilik anlamında en büyük ihracat seviyesine ulaşıldı, evet. Bu projeyle. Tek kalemdeki en büyük ihracat kalemidir. Nedir detayları? Sizden dinleyelim mi? Pakistan projesi, Pakistan donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Milgem konseptinden hareketle ortaya çıkan bir gemi aslında. Baktığımız zaman Milgem boyutlarında başlayıp donanmanın ihtiyaçları, daha ekstra ateş gücü talepleri, dolayısıyla boyunun daha uzatılarak genişliğinin arttırılması ve tüm analizlerin baştan yapılmasıyla oluşturulmuş bir gemidir. Yani aslında, girelim içine doğru, lütfen. Devam edelim. Aslında şöyle, Milgem, hani hep konuşuyoruz, bizim için çok olağanüstü bir şartlarda yapılmış, olağanüstü bir emekle yapılmış bir gemi. Biz bu ihracat projesiyle aslında oradan aldığımız bayrağı ihracatla taçlandırarak taçlandırıyoruz. Ne kadarlık bir ihracat rakamıydı bu arada? 1.2 milyar euroluk bir ihracattan bahsediyoruz burada. 2018 yılından 2023 yılının yaz aylarının sonuna kadar Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük ihracat kalemiydi savunma sanayi sektöründe. Şu anda deniz projelerinde hala ilk sırada, totalde de ikinci sırada. Bu sektörde görev alanları hem de bu işe emek verip de bu işi projelendirenleri yürekten tebrik etmek lazım. Peki şimdi belki alanınız değil ama şöyle bir aslan karşılıyor bizleri. Farklı gemilerde farklı figürleri ben gördüm. Nedir anlamı denizcilik açısından? Yani normalde Babür Pakistan donanmasına daha önceden hizmet etmiş ünlü bir gemi. Dolayısıyla oradan taşıdıkları bir sembol. O bölgede de tabii aslan gücü gösterir. Muhtemelen oradan kaynaklı bir Pakistanlı askerlere Bahriyeli diyoruz değil mi? Evet. Arkadaşlar, kardeşlerimiz burada görev yapıyorlar ve bulunduğumuz alan neresi oluyor geminin tam? Burası helikopter pisti geminin. Helikopter inişi buraya yapılıyor. Bizim gemilerimizden farklı olarak bir helikopter gridleri var. Biz normalde burada arabayla içeri çekiyoruz. Evet. Grid sistemiyle buraya helikopter belli hava düzeyine kadar, deniz düzeyine kadar, seviyesine kadar iniş yapabiliyor. İçeride hangar var. Hangara çekilebiliyor palleri katlanarak. Helikoptere ait belli bazı seviyede bakım ve tutumlar buradaki hangarda yapılabiliyor. Şimdi karadaki yatırımları biliyorduk. Karada aslında Türkiye'nin gücünü biliyorduk. Hani güçlü olduğumuzu. Havada son yıllarda yaptığımız yatırımlar zaten dünya konuşuyor.
deniz anlamında böyle bir atılıma ihtiyaç vardı. O da sanki böyle son zamanlarda iyice ardı ardına geliyor gibi görüyorum ben. Çünkü Cumhurbaşkanı da bu törenlere katılıyor. Kesinlikle. Son 5 yıl içinde çok geminin aslında üretildiğini, denize indirildiğini, TCG Anadolu başta kesinlikle olmak üzere çok önemli hepsi projeler gördük. Evet. Hepsi ayrı gururumuz. Gerçekten her birinin yani bitirilmesi, filoya katılması, görev alması, deniz kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılayacak şekilde olması iyi. Bizim özelimizde Milli Savunma Bakanlığı iştirakı olduğumuz için hani gizlilik ve kuvvetin önem verdiği konuları bilebilmemiz sebebiyle bu bize bir ekstra bir güç sağlıyor. Onlarla olan daha rahat iletişimimiz ve özel sektörden gelen ekip arkadaşlarımızla beraber oradaki ticari kaygıları her bir projeye yansıtarak, çünkü takvim, para, zaman, hani bunlar gerçekten projelerimize evet, çok önemli şeyler. Bunların tutturulması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu da başarıyı getiriyor. İnşallah devamında bu şekilde götürürüz. Donanmamız için, ülkemiz için hayırlı olur. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Pakistan'a da aynı şekilde. Evet. Kardeş ülke Pakistan'a da. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.